Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu ve Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugün piyasalara damga vuran şey tabii ki Rusya-Ukrayna gerilimiydi. Bu konuda çok haberler oldu, çelişkili haberler oldu vesaire, bir sürü şeyler söylendi. Yani aslında bir şey olduğu yok. Yani Rusya tarafında işte tatbikat yapılıyor, sınırda yapılıyor vesaire. Orada bir korkutma, sindirme ve Ukrayna'yı da NATO üyeliğinden vazgeçirme işte olayı bu. Amerika yalnız burada işleri karıştırdı. Yani normal şartlarda zaten enerjide Rusya'ya bağımlı bir Avrupa var. O yüzden Avrupalı ülkeler Rusya'ya pek ses çıkaracak durumda değiller. İşte Birleşik Krallık haricinde belki. Amerika'nın da çok fazla yapabilecek bir şeysi yok. Bir kere Ukrayna bir NATO ülkesi değil. Ne yapacak? Yani ben oraya asker gönderiyorum, savunuyorum falan diyecek bir şeysi yok. Kaldı ki biz NATO ülkesiyiz, değil mi? Bu Biden'ın da başkan yardımcısı olduğu zamanlarda, yani Obama varken, bizde de bu Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili bir gerilim yaşamıştık bir Rusya ile, ki yani bayağı sıcak savaş, işte adamın uçağını düşürmüşsün, o da senin sınırını geçmiş. Yani o zaman bile ya işte biz pek işte bu Rusya Türkiye arasında bir şeydir falan gibi şeyler söyleyip bize arka çıkmamıştı Obama. Hani bizi tamam düşman gibi görüyorlar vesaire, ama gene de burada bu kadar birlikleri vardır, askerleri vardır, neyse uçakları vardır ve de lojistik üs olarak kullanırlar Türkiye'yi. İşte şimdi o Türkiye'ye arka çıkmayan o günkü adam, yani gidip Ukrayna'ya hele hiç arka çıkamaz. Zaten o zaman başkan yardımcısıydı Biden. Bugün bir şey yapacağı yok. Ha, Trump olsaydı farklı bir dünya olurdu, ama Trump yok, Biden var. Şunu demek istiyorum, yani Amerika fazla burada abarttı bence olayı. İşte ilk kaçanlar onlar oldu, büyükelçilikten personellerini çektiler. Geçtiğimiz hafta çarşambadan beri zannedersem sürekli olarak işte bugün saldıracak, her an saldırılacak, her an Rusya işgal edecek falan gibi şeyler söylüyorlar. Piyasalardaki gerilimi onlar yaratıyorlar, onu söylemek istiyorum. Normal şartlarda sadece işte Rusya-Ukrayna olayına bıraksaydınız piyasalarda bu kadar gerilim olmayacaktı. Amerika burada gerilimi yaratan taraf oldu. Ne oldu ama? İşte VIX şöyle geldi bugün, korku endeksi 30'un 30-43 şuradaki direnç, onun üzerine çıktı. Yani 31'in üzerine çıktı. Şöyle 31.98'i de gördükten sonra bugün biraz, yani şu an itibariyle biraz gerilemiş görünüyor. 29'da şu anda. Ben tekrar aynı şeyleri tekrarlamak zorunda kalacağım ama bu durumda. Ya ben bir sıcak çatışmaya dönüşmesini beklemiyorum işlerim, bir. İkincisi, burada Rusya'nın istediği işgal etmek değil, kendisine NATO ülkeleri arasında bir tampon devlet oluşturmaktır. Üçüncüsü, Ukrayna'nın Birleşik Krallık, yani bizde İngiltere diye bilinen yerdeki büyükelçisi ilk önce takım tavizler vermeye hazırız dedi. Bunun NATO üyeliğinin de buna dahil olduğu anlaşıldı. Ancak ondan sonra çıktı, düzeltti. Dedi ki hayır, NATO üyeliği buna dahil değil. O bizim zaten, yani vereceğimiz tavizler NATO üyeliği ile ilgili değil. O zaten bizim anayasamızda var. Biz başka konularda taviz verebiliriz dedi. Bu da pek Rusya'nın işine gelmiyor, ama taviz verme noktasına gelmişler. Biraz daha gerginlik sürebilir Rusya. İstediğini alıncaya kadar bu şekilde sürebilir diye düşünüyorum. Yani geçici bir olay. Çok da böyle abartılacak bir şey değil. Amerika abartıyor ve bir şey yok. Ortada temel bir şey yok. Yani sonuçta adamlar da işte tamam biz de NATO üyeliğini şimdi işte biraz erteleyeceğiz falan gibi bir şeyler söyleyecekler. Onlar da sınırdan çekilecek bu şekilde, yani alım fırsatı olacak. Beklentim bu yönde. Ama Amerikan borsası düzelmeden bizim borsanın da düzelmesini beklememek lazım. Çünkü bizim borsa bugün %2,4 ekside kapattı. An itibariyle bakıyorum Rusya'nın borsası %1,7 aşağıda. Yani biz savaşacak denen adamlardan daha kötü buradaki durum. İşte o da zaten belli neden oldu. Naci Ağbal görevden alındı. Yabancıya yatırımcı güven kaybetti. Türkiye'ye olan güvenini kaybetti. Şahap Kavcıoğlu da bu kadar aydan beridir de güven veremedi. Sayın Nebati güven verdi mi? Onu bilmiyoruz. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Muhteşem geçtiğini söylüyor. İnşallah güven verdi. Para gelecek. Ama emin değiliz şu anda. Şimdi gelelim. Yani
VIX'in bu şekilde düzelmesini bekliyorum diye söylemiştim. Yani toparlanacaktır. Şimdi S&P 500'e asıl bakmamız gerekiyor. S&P 500'de şöyle bakınız, şu mavi çizgi 250 günlük üstel hareketli ortalama. Bir trend olduğu zaman hep yani yükselen trend varsa bu mavinin üzerinde, yataylık varsa bir altında bir üstünde gidiyor. Düşen trend de altında. Sonra bakın tekrar yükseliyor, sonra tekrar altında. Şimdi burada mesela ilginç bir şey var. Trend yukarıya doğru geliyor. Haziran 2020'de sonra tekrar bir daha geliyor. Sonra biraz yukarı yapıp biraz daha aşağı yapıyor. Ondan sonra yükseliş başlıyor. İşte şimdi mesela burada desteğe kadar inmiş. Oradan yükselmiş. Tamam dedik. Artık bu destek oluştuğuna göre buradan yükseliş trendi devam edecek. Ama şöyle şeyler olabiliyor. İşte şöyle şurada görmüş olduğunuz gibi şöyle büyütelim. Yani tam siz yükseliş başlıyor diyorsunuz, sonra tekrar geliyor, çizgiyi bir daha bir test ediyor, ondan sonra ama üzerinde kalmaya devam ediyor. İşte şimdi burada bakılacak olursak, işte bu Amerika'nın yarattığı gerginlik nedeniyle biraz tekrar böyle aşağılara gelebilir, ama işte burada bu dip oluşmuş durumda diye düşünüyorum. Ben buradan da al vermiş zaten vesaire. Yani bu şekilde takip ediyorum ben S&P 500'ü ve işte tekrar 4540'ın üzerine de attığı zaman benim için tamam olacak. Evet, artık yükseliş ralliler buradan başladı diyeceğiz. Şu an itibariyle bence o dip bulunduğu bir yataylık belki olabilir, ama o rallinin başlaması yakındır piyasalara. S&P 500'de. S&P 500'de rally olduğu zaman bize de tabii ki olumlu pozitif yansımasını, BIST 100'ü yukarı taşımasını bekliyorum. Neden bunu da beklediğimi anlattım. Yani Fed faiz arttırmada çok agresif oluyorum diye konuştu. Böyle fiyatlandı, ama bu kadar agresif olamayacak. Ve de Amerikan 10 yıllıklarda da düşüş bekliyoruz. Bu olamayınca şöyle Amerikan 10 yıllıklar şöyle 2'nin üzerine bakın atmıştı geçen hafta, hatta 2,5'e kadar falan da gitmişti, ama bugün itibariyle şöyle baktığımızda işte aynı şey de değil, yavaş yavaş buralardan tekrar aşağı gelmesini beklediğimi söylemiştim. Şöyle 1,65'e kadar falan şöyle bir zirve yapıp şöyle işte buradan aşağı gelmesini bekliyorum. Yani zaman içerisinde tabii ki yani burayı aşabilir Amerikan 10 yıllıklar, ama daha orada değiliz yani. Önce bir aşağı yapacaktır. Şöyle 2.15, ondan sonra var. Daha sonra belki şurası var mı? 2 de şuna 2.55. Ha, 2.55'e kadar da gidebilir aslında. Ama oralarda değiliz. Önce bir aşağı yapıp belki ondan sonra o 2.55'e doğru gider. Yani 1.65'e şöyle gelir. Ondan sonra gider diye düşünüyorum Amerikan 10 yıllıkların. Bu da zaten piyasalar için olumlu olacak. Yani çok da fazla şey yapmaya gerek yok. İşte 1-2 güne halledilecek bir mevzudur diye düşünüyorum. Buradan gelelim altına. Asıl benim beklentim, hatırlıyorsunuz, altında işte bir şöyle tekrar grafik üstüne göstereyim. Yani bu dirence kadar geldi. Buralardan biraz düşüşler olabilir dedik. Şunu da kapatalım. Oldu. Fazlasıyla oldu. Yani ben böyle 1820'ye kadar falan olmasını bekliyordum. Fazla oldu. Ondan sonra dedi ki Çin tatili var. Çin tatili olduğu zaman yükseleceği varsa bile yavaş yükseliyor. Yükseleceği yoksa yataysa falan düşüyor. Düşeceği varsa da daha güçlü düşüyor. Şimdi negatif etkisi var, ama Çin tatili bir hafta sürüyor. Ondan sonra da kutlamalar bir hafta daha sürüyor. Cuma günü artık o kutlamalar falan da sonuna gelmiş oluyor. Altında o zaman yükseliş bekliyoruz dedik. İşte şöyle, şöyle miydi? İşte şöyle Cuma günü yükseldi. Bugün de işte devamının geldiğini görüyoruz. Tamam. Dün yapmış olduğum videoda şunu dedim, yani gün gün ne olacağını bilemem yani. Bu pazartesi, salı nedir bilemeyiz yani. Ama yani çarşamba ayın ortası olur, perşembe olur, neyse. Bu haftayı yükselişle tamamlayacak. Ha, onu söylemek istiyorum yani. Altında yükseliş bence bu haftada gelecek. Öyle gözüküyor. Çünkü şu önemli şeyin üzerine attık. İşte biraz daha gidecek olursak şöyle 1877 falan. Oralarda belki bir direnç olabilir, ama oralara da çok fazla bir şey kalmadı. Bu hafta içerisinde oralara da geliriz, hatta belki geçeriz diye düşünüyorum. Çünkü bakın, haftalıkta Ichimoku'yu geçtik, güzel geçtik.
günlükte zaten geçmiştik. Altın önünde fazla direnç kalmadan ilerliyor. Güzel, beğeniyoruz. Altını seviyoruz. Öyle olunca gümüş de öyle tabii ki. Şimdi uzun uzun dün yaptığım şeylerden bahsetmeyelim. Bir de nedir? Arkadaşlar çok soruyorlar. Ya bu Bitcoin ne olacak? Şimdi arkadaşlar bir daha aynı şeyleri söyleyelim mi? Söyleyelim. İşte şöyle içim oku. Biraz altına kayabilir ama üstüne çıkacak tekrar dedik mi? Dedik. Çıktı mı? Çıktı. Ondan sonra ne oldu? Şöyle biraz yükseldi. Buralardan biraz geri gelebilir dedik. Neden? Çünkü günlükte içim okuya kadar geldik dedik. Oradan geri geldik. Şeyde EcoTürk'te de söyledim. Şu 42.000'de falan destek bulabilir dedik. İşte buldu. 41.700. Gene oralarda Nasdaq'ta biraz yükseliş olması gerekiyor. Nasdaq'ta da yükseliş olması zaten yani S&P'de yükseliş olacak. Nasdaq'ta yükseliş olacak. Bu da buralardan gidecek. Yani dünya piyasalarının karışık olduğu bir ortamda Bitcoin'de de yatay karışık seyir olabilir. Normal yani. Çok da fazla denecek bir şey yok. Dolar TL yatay. Bizim borsa kötü. İşte neden kötü? Belli malum şeyler. Yani geçici bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Dolar TL'de de yani bu yataylığın böyle devam edemeyeceğini görüyoruz. Bakalım bu paketler falan bir açıklandı, bir şeyler millet gidecek mi, altını bozduracak mı, nasıl olacak göreceğiz. Onlardan da bir şey çıkmıyorsa daha da bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. İşte bugünlük de bu kadar.